arkadaşlar. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Yapamadığınız soruda şimdi burada görmeniz adına deneme sınavını çözmeye başlıyoruz. İlk sorumuz bir faktöriyel sorusu. Bu faktöriyel sorusunda yapacağımız şey şu arkadaşlar. Önce 4 dediğimiz sayı asal olmadığı için 4'ü 2'nin karesi olarak yazıp bu şekilde yazdık. 33 faktöriyelin içinde 2 kaç kez var diye bakmak için sürekli 2'ye böler bölümleri toplarız. Bakın 2'ye bölüyoruz. Kalanlarla ilgilenmiyorsunuz. 16, 20, 30 31 geldi. Yani şu 2B dediğim sayı maksimum 31 oluyor. E tam kısmı bana lazım olduğu için B 15 buçuk ama tam sayı olarak alabileceğim en büyük sayı 15'tir. 33'ü 5'e bölerek gidiyorum. 6. 6'yı 5'e bölüyorum. 1. Topladığım zaman 7 yaptı. Yani B'de 7 geldi. A ile B, pardon B ile C'nin toplamı maksimum 22 olmuş oldu. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. 30 kişilik bir sınıfta 4 kişi başkanlık için aday. Her kişi sadece bir oy kullanmakta. Her adayın kendisine oy verdiği biliniyor. Yani aslında 4 kişinin oyu belli. Geriye kaldı 26 kişi. Her kişi için bir A kişisi... Dört başkandan herhangi birine oy vereceği için 4 durum. Diğeri için de 4 durum. Diğeri için de derken. Bakın tam tamına 26 kişi için 4 durum oluştu. Bu da 4 üzeri 26 yapar. 4 2'nin karesi olduğu için üstün üstünden çarpar. 2 üzeri 52 deriz. Yani ikinci sorumuzun cevabı da Denizli. Şimdi 3'e bakalım. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile rakamları farklı. 6 basamaklı tüm sayılar yazılıyor diyor. Şimdi A kümesi ile yazılabilecek rakamları farklı. Bütün sayıları düşünelim 6 basamaklı. Bu nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 yani aslında 6 faktöriyel demektir. O da 720 yapar. 720 farklı sayı yazabiliriz normal şartlar altında. Şimdi bize şunu söylüyor. 3 rakamı 5 rakamının solunda olan yani K kümesinin eleman sayısını bulacaksam 3 ve 5'in yer değişikliklerini düşünün. 3 ve 5 böyle de gelebilir. 5 ve 3 bu şekilde de gelebilir. Yani iki durum oluşur. O yüzden iki durum oluştuğu için 720'nin yarısı kadar arkadaşlar ihtimal vardır. 360. Şimdi L kümesine baktığımda Aynı mantık bakın 3 rakamı altının sağında veya solunda olabilir. Yani 2 durum vardır. 720 yi yine 2'ye böldüğümüz zaman L kümesinde de 360 tane eleman bulduk. Şimdi bizden K birleşim L'yi istiyor. O zaman kesişimi bulup çıkartmam lazım. İlk kümeyi toplayıp kesişimi çıkartmam. Peki kesişim ne demek? Şimdi bakın arkadaşlar K kesişim L kümesinden bahsederken bizden aslında şunu istiyor. 3 rakamı 5 rakamının 3 rakamı 5 rakamının solunda ve 3 rakamı 6 rakamının sağında. Demek ki 6, 3, 5 şeklinde sıralanması lazım. Peki 6, 3 ve 5'in kendi arasındaki yer değişikliği aslında 3 faktöriyel 6 durumdur. Bu 6 durumdan sadece bir tanesi sağlayacağı için <laughs> yapacağınız şey 720'ye alıp 6'ya bölmek. Çünkü bu 6 durumdan sadece bir tanesinde 6, 3 ve 5 şeklinde bir sıralamaya ulaşmış olacağız. Bu da 120 yaptı. O zaman birleşimi bulurken ne yapıyoruz dedik? K kümesiyle L kümesinin eleman sayısını toplar. Kesişim iki kere kullanıldığı için çıkartırız. 720'den 120 çıktığı zaman sonucu 600 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi dördüncü sorumuza bakıyoruz. Diyor ki A, B, C rakamları kullanarak aşağıdaki koşulları sağlayan sayılar yazılacaktır. A, B'den küçük o da C'den küçük koşulunu sağlayan. Şimdi arkadaşlar A, B'den B B'de C'den küçük koşulunu sağlayan diyor. Şimdi A en küçük rakamsa 0'dan 9'a kadar elimizde rakamlar var normalde. Ama en küçük rakam olan A yüzler basamağını etkilediği için 0'ı zaten ben burada veremeyeceğimden 9 rakam arasında çalışacağım. Peki 9 rakamın kendi arasında yer değişikliği daha doğrusu şöyle diyelim. 3 basamaklı bir sayı yazacak olsam. 9 çarpı 8 çarpı 7 kadar ihtimal gelir. Burada A küçük B küçük C diyor ya. Aynı daha demin yaptığımız soru gibi. ABC'nin kendi arasında yer değiştirilmesi 3 faktoriyeldir. Bunlardan sadece tekinde A küçük B küçük C gelir. 3 faktor ile bunu bölüyoruz. Yani 3 faktörel 6 hatta şöyle yazalım. 3 çarpı 2 diye yazalım. Direkt sadeleştirelim bakın. 84 durum geliyor. 120 demiş. Demek ki ilk maddemiz yanlış. İkinci maddeye baktığımda 0 ile 7 arasındaki rakamları düşünün arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamlarım var. 6 tane rakam üzerinden çalışacağız. 2 basamaklı olacak. Bakalım. Ee, Bu ne gelmiş olur arkadaşlar? 6 çarpı 5 kadar ihtimal gelmiş olur. Fakat A B'den küçük ya. A küçük B sıralamasını kullanacağıma göre arkadaşlar A B sayısı yazarken yazısı gelmiş olacak. Yani A ile B'nin kendi arasında yer değişmesi için A B de olabilir. B A da iki durum var. Sadeleştirdiğimde ne gelmiş oldu? 15 geldi. Ve ikinci maddemiz doğrudur. Üçüncü maddeye geldiğimde A çift bir rakam diyor. Demek ki A'yı hangi elemanlardan seçeceğim? 0, 2, 4, 6, 8. Yalnız A yüzler basamağında olduğu için 0'ı da yazmayın. 4 rakamdan herhangi biri olacak. B diyor tek rakam yani 1, 3, 5, 7 ve 9'dan herhangi birini seçeceğim. Şimdi ABC sayısını yazmak istiyorsam. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3. A için 4 ihtimalden herhangi birini kullandım. Ve B için 5 ihtimalden herhangi birini kullandım. Peki 5 kere 4 20. Peki şuraya baktığım zaman Buraya 0'dan 9'a kadar istediğim her rakamı yazabilirim arkadaşlar. Yani 10 rakamdan herhangi birini yazabilirim. Rakamları farklı falan demediği için. Rakamları farklı deseydi. Burada kullandığım iki rakamı kullanamayacağım için durum 8'e düşecekti. Ama onu söylememiş. O halde 200 sayı yazabiliyorum. Bakın 200 farklı sayı demiş. Yani 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Evet. Şimdi hem tasyon sorumuz var. Aralarında iki evli çiftin bulunduğu 4-8 kişilik arkadaş grubu yukarıda verilen masa etrafında yeni yıl kutlaması yapacak. Bu kutlamada evli çiftler karşılıklı oturacak şekilde kaç farklı oturma düzeni olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar karşılıklı oturma ihtimalleri 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 evli çiftlerden bir tanesini bu 4 durumdan herhangi birine oturttuğumu düşün. Mesela şu şekilde karşılıklı oturduklarını geriye 3 durum kalıyor. Diğer evli çift de bu şekilde otursa. Şimdi ben evli çiftle oturturduğum zaman arkadaşlar erkek ve kadın karşılıklı oturacak ama erkekle kadın kendi arasında yer değiştireceği için buradan bir iki durum gelecek. Aynı şekilde şurada da mesela bu oturduğumu düşünün. Erkek ve kadının yine kendi aralarında yer değişikliğinden bir iki durum daha gelecek. Şimdi evli çiftlerimizi oturtturduk. Geri 4 kişi kaldı. E 4 tane de sandalyem var. O zaman 4 sandalye olduğuna göre 4 kişi 4 faktöriyel şeklinde oturabilir. Buraya çarptığımızda 12, 24, 48. 48 çarpı 24 oluyor arkadaşlar. Bu işlemi yaptığınızda sonucu 1152 bulmuş oluyorsunuz. Evet bakalım. Yüz binler basamağı 2'den farklı olan rakamları farklı altı basamaklı bir sayı yazıldıktan sonra İki basamak siliniyor ve silindikten sonra arkadaşlar 2019 kalıyormuş. 2 0 1 ve 9'u araları açık şekilde yazmak istedim. Şimdi arkadaşlar 100 binler basamağı 2'den farklı dediği için sileceğim sayılardan bir tanesi kesinlikle sol tarafta olması lazım. İlk durumumuz bu. <laughs> Şimdi ne diyordu arkadaşlar? Rakamları farklı diyordu. 0 1 2 9 dışında yani 10 rakamdan 4 tanesini kullandıktan sonra Geriye kaç tane rakam kalmış oluyor arkadaşlar? Evet. 6 tane rakam kalmış oluyor. 6 rakam kaldı. Diğer rakam içinde 6 basamak olacağı için 5 rakam kaldı. 6 çarpı 5, 30'u bulduk. Şimdi burada durum şu arkadaşlar. Bir tanesi burada olmak zorunda. Çünkü ne demişti? 100 binler basamağı 2'den farklı. 100 binler basamağı 2'den farklı olduğu için bu taraftan bir sayı silmeliyim ki 2, 1, 2, 0, 1, 9 sıralaması gelebilsin. Peki geriye kalan sayı Yine bu tarafta olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 yerden herhangi birine gelebilir arkadaşlar. O yüzden bir de çarpı 5 geldi. 6 kere 5, 30. 5 ile çarptığımız zaman 150 bulmuş olduk sonucu. Bu da en büyük tuzak. Hani 100 binler basamağı 2'den farklı dediği için o rakamlardan bir tanesi kesinlikle 2'nin solunda olmalı. Yani tek bir durum vardır. Ona dikkat edin. <laughs> Cansu 12 basamaklı bir merdiveni çıkarken her adımda 2 veya 3 basamak çıkabilmektedir. Şimdi 12 basamak arkadaşlar sadece ikişer ikişer çıkacak olsa bu şekilde çıkar. 3 kullansam 3 kullansam 6 oldu. Sonra ikileri kullanmaya çalışsam 8, 10, 12 basamağı tamamlamış olduk. 3'ü bir tane kullanamam çünkü çift sayı yapmam lazım 12'ye ulaşmak için. 3, 6, 9, 12. Başka bir ihtimal yok. Şimdi bunların yer değişikliğine bakacağız. Şu tek bir durumdur arkadaşlar. 6 faktörel bölü 6 faktörel tekrarlı permütasyon. Yani Bu Burada 5 durum var. Bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Yani şundan bahsediyorum. İlk adımda 3 de çıkabilir. İlkinde 2 çıkıp sonra 3 çıkıp sonra 2 çıkabilir. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi de 5 faktörel bölü 3 faktörel 2 faktöreldir. 6 kere 2 12. 120'yi 12'ye böldüğümüz zaman şuradan 10 durum geldi. Bakın bunlar 4 faktörel bölü 4 faktörelden tek durumdur. Hepsini topladığımız zaman 12 farklı şekilde Cansu bu basamakta çıkabiliyormuş. Bakın bu da sevdiğim bir soru, soru tarzıdır. M'den başlayıp K'ya kadar gelip matematik kelimesini oluşturmak istiyoruz. Burada yapacağınız şey şu arkadaşlar. Her adımı bir yol gibi düşünün. Buradan 1, 2, 3, 4 farklı yolun var. Bu yolları kodlayalım. Bu yolların adı A olsun. Bu taraftan bu tarafa giderken de yine bakın B, 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 4 yol daha var. Yani bu çaprazda veya bu çaprazda giderek, 4 kez giderek bunu ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ama önce A gitmişim, sonra B gitmişim önemli değil. Mesela bakın önce B gidelim, sonra A gidelim. Sonra bir daha A giderim. Sonra B'ye giderim. Sonra B'ye giderim, giderim. Sonra A giderim. Sonra B. Sonra A. Bunlardan herhangi biri. Bunların kendi arasında yer değişikliği. Bakın toplamda 8 yol var. 4 tanesi A, 4 tanesi B. Yani tekrarlı permütasyon yapmış oluyoruz. 8 faktöriyel açarken 7 6 5 4 faktöriyel geleceği için 4 faktöriyel hiç yazmayın. Bir tanesi gitsin. Diğer 4 faktöriyel açıyorum. 4 kere 2 8 2 70 farklı şekilde matematik kelimesine ulaşabiliyoruz. Diyor ki yukarıda verilen şekilde taranmış dörtgeni kapsayan kaç tane üçgen var? <laughs> bu da arkadaşlar üçgen olabilmesi için şu dağıldığı noktalardan bir tanesini köşe kabul etmem lazım. Mesela A'yı köşe olarak kabul etsem. Ve daha sonra burayı tarayabilmesi için yani şu taralı bölgeyi kapsayabilmesi için ya bu doğruda ya bu doğruda nokta seçmem lazım. Şimdi bakın bu taraftan bir tane seçersem bunu veya bunu yani iki noktadan herhangi birini seçersem. Üçgen olması için bir noktaya daha ihtiyacım var. Bunu da 1, 2, 3, 4 noktadan, pardon şu dördüncüsü yok özür diliyorum. 1, 2, 3 noktadan herhangi birini seçersem şu an ne yapmış olduk? Mesela şunla şunu seçtiğimi düşünün. Bakın şöyle geldi, şöyle geldi, şöyle geldi. Tarlı bölgeyi kapsamış oluruz gibi. Bir de aynısı <laughs> şu alttaki doğru için de geçerli. Yine 2'den bir tane. Yine 3'ten 2 tane seçip 3'ten bir tane seçer ve üçgen oluşturdum. O zaman bunun 2 katı kadar geldi. Artı şimdi B noktasını baz alalım. Bakalım B noktası dediğim yer yani şu diğer daldığı noktayı baz alacak olursam. Bu sefer burayı kapsayabilmesi için arkadaşlar. Bakın en azından şuradan başlamam lazım. Şu 2 taneden bir taneyi seçersem. Şu 2 taneden bir taneyi seçersem. O zaman yapacağım üçgen kesinlikle bunu tarar. Aynısı şu doğru için de geçerli. Bakın burada ikiden bir tane. Bu ikiden bir tane seçersen yine taralı bölgeyi kapsamış olacak. Yani iki katı da buradan geldi. 2 kere 2 4 3 ile çarptık 12. 2 kere 2 4 2 ile çarptık 8. 12 8 daha. 20 tane üçgen bu taralı bölgeyi kapsamış olur diyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakın bu soru biraz tuzak bir soru. Yukarıdaki şekilde en merkezli daire ve yarım daire verilmiş. Ee, kaç tane daire dilimi var diyor. Arkadaşlar daire dilimi dediğimiz şey mesela şu bölge bir daire dilimidir. Yahut da şöyle alsam yine bir daire dilimi olur. Bu da alsam bu da bir daire dilimi olur. Hatta burası daire dilimiyken geriye kalan kısım yine daire dilimi olur. O zaman benim daire dilimi yapabilmem için iki tane nokta ihtiyacım var çember üzerinde. Bakın bir zaten merkezi alacağım için 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta var. Bu 5 noktadan herhangi iki tanesini seçtiğim zaman mesela şunla şunu seçtiğimi düşünün. Burada bir daire dilimi oluşturdum ya. Aslında bu iki noktayı seçtiğim zaman geriye kalan bölge bir daire dilimi olduğu için her birinden ikişer tane gelmiş olacak. Bu daire tam olduğu için diğer kısımda da daire dilimi geliyor ona dikkat edeceğiz. Diğerinde yani büyük olan yarım çembere baktığımda 1, 2, 3 noktadan herhangi 2 tanesini seçeceğim. Burada burayı seçtiğim zaman değeri olur diyemiyorum. Çünkü bir yarım. 5'in ikilisi 10. 10 çarpı 2'den 20. 3'ün ikilisi 3. Yani toplamda 23 tane daire dilimi yaparız dedik. Yukarıdaki ifadelerden hangileri fonksiyondur diye sormuş. Bakalım arkadaşlar. Pozitifler sayılar diyor. Bakıyorum evet pozitifler sayılardan gidiyor. Yalnız şurada bir a değeri düşünün. A değeri açıkta kalmış. Yani bunu eğer deseydi ki A'yı çıkarsa tanım kümesinden fonksiyon olurdu. Ama şu haliyle fonksiyon değildir. Ver sayılardan ver sayılara gidiyor. Bakın pozitif ver sayılar hatta sıfır dahil tanımlı. Ama negatif ver sayılar boşta açıkta kalmış. O yüzden bu da fonksiyon değildir. Bakın bu bir sabit fonksiyon. Hep aynı sayıya gitmiş. Sadece 3 açıkta kalmış zaten onu da belirtmiş. O yüzden bu fonksiyondur. Bakın bir eleman şöyle y eksene paraleller çizdiğim zaman iki noktaya gittiği için paralel çizine birden fazla nokta kesiyorsa ne diyoruz? Fonksiyon değildir diyoruz. Yani yalnız 3 burada da fonksiyondur dedik arkadaşlar. F A'dan B'ye bire bire bir için. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir A elemanı 1'e gitse, B elemanı 2'ye gitse, C elemanı 3'e gitse şu an birebir ve örten. Ama ne diyor? Birebir ve bir için olsun. Yani şurada en az bir tane daha eleman olacak. Daha fazla da olabilir. O halde şundan bahsediyorum. A kümesinin eleman sayısı M kare eksi M artı 1 az olmalı B kümesinin eleman sayısından. Buradan M kareler gitti. Eksi 3 M diğer tarafa artı olarak geldi. Bunu bu tarafa attık derken M e, ne oldu? 4'ten küçük geldi. En pozitif tam sayı diyor. 4'ten küçük ve verebileceğim en büyük değeri vermek istiyorum. M'e 3 vereceğim. M'e 3 verdiğim zaman tanım kümesini istiyor. M'e 3 yazarsak 9 eksi 3'ü 6 artı 7 bulmuş oluyoruz dedik. Şimdi devam edelim. Bir bilgi vermiş. A kümesi 0, bir elemanı. B kümesi 2, 1, C kümesini vermiş. Ne istiyor? F A'dan B'ye G de A'dan C'ye. Bakın arkadaşlar. Bu da tuzak şu. Bu x eksi 2 ile x artı 2 olarak çarpılırsa x artı 2'ler birbirini götürür ve x eksi 2 olur. Eksi 2 tanımsız yapar. Ama bakıyorum zaten A kümesinde eksi 2 yok. Onunla bir sıkıntımız yok. Aslında fx fonksiyonu ve gx fonksiyonu aynı gibi duruyor değil mi? Fakat burada şöyle bir olay var. Diyor ki hmm, baktığımda bu A'dan B'ye gidiyor. Evet. Eksi 2 eksi 1. Gerçekten 0 koysam eksi 2'ye, 1 koysam eksi 1'e gidecek. Bunlarda bir sıkıntı yok. G kümesi yalnız A'dan C'ye gidiyor. Tamam, eksi 2'ye, eksi 1'e gitti. Baktığınız zaman arkadaşlar değer kümesi farklı değil mi? Değer kümesi aynı olsaydı, eksi 2'ye, eksi 1 deseydik biz bu fonksiyonları diyebilirdik. Yalnız şu an F fonksiyonu 0'da eksi 2'ye, 1'e, eksi 1'e götürürken örten oldu. Yalnız şeye mı G fonksiyonuna baktığında 0'da eksi 2'ye, 1'e, eksi 1'e götürdü. 0 açıkta kaldı içine. Yani kesinlikle bunlar birbirinden farklı olmuş oldu. O halde diyorum ki bakalım hangisi doğru? Ah evet bakın ne diyor? F ve G eşit değillerdi çünkü E ne diyor? Değer kümeleri farklıdır. Değer kümeleri aynı olsaydı ikisi de örten fonksiyon diyecektik. Yani sadece eksi 2 ve eksi 1'den oluşsaydı o zaman eşit diyebilecektim ama şu haliyle eşit değildir. Yani Ayşe'nin dediği cevap doğrudur dedik arkadaşlar. <laughs> Doğrusal fonksiyon dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Hemen birinci dereceden bir ifade a x artı b gibi düşünün olsun. Şimdi f'de x artı 3 dediğinde x yerine x artı 3 yazacağız. Bakın a çarpı x artı 3 artı b. Burada a'yı dağıttığımda a x artı 3 a artı b geldi. Şimdi f'de x eksi 3 demiş hemen onu da yazalım. Fonksiyonda x gördüğüm yere x eksi 3 yi yazdım. Yine a'yı dağıttık. a x eksi 3 x artı b dedik. FTX artı 3 ile FTX eksi 3'ü topla diyor. Yani şu ikisini toplarsak bakın. Çok affedersiniz şurası 3 aydı. Artı 3A eksi 3A'yı götürdü. AX AX daha 2 AX geldi. BB'den 2B geldi. Ve 12X eksi 18 geldi. 2A bakın X'in kat sayısı. X'in kat sayısı 12. 2A 12 eşitse A 6'dır. 2B eksi 18'e eşit. O zaman B de eksi 9 geldi. Demek ki bizim fx'imiz ax artı b'ydi bakın. 6x eksi 9 oldu. f'te 3. 6 kere 3 18. 18 eksi 9'dan 9'a gider diyoruz. <laughs> Arkadaşlar birinin fonksiyon demek içi dışı bir olan fonksiyondur. Yani ne koyduysanız etki etmeyecek. Aynı şekilde çıkacak. Ne yazarsak o çıkacak. fx x'e eşit. Bakın şimdi önce fx'i bir düzenlemem lazım. fx a çarpı k çarpı x kare artı 2 k x m'i dağıtıyorum artı 3 m x artı m artı 1 eksi 4 x kare geldi. Buradan x kare parantezini alacak olursam şurası a çarpı k şurası eksi 4 artı yine x parantezini aldığımda bakın 2 k artı 3 m var. 3 m ve geriye kalan ifadelere baktığımda m artı 1 gelmiş oldu. E şimdi fx'in x olabilmesi için arkadaşlar x karenin sayısının 0 olması. E bir tane x olması lazım. E buranın 1 olması ve sabit terimin olmaması lazım. Buradan neye ulaşmış olduk? Bakın şimdi şu yukarı yazalım. A çarpı k'mız 4 oldu. Peki. 2k artı 3m. Eşittir 1 geldi. Ve m artı ve sıfır yani m eksi 1 oldu M-1 ise şurada yerine koyduğunuzda şurası eksi 3 olur, eksi 3 diğer tarafı artı olarak gider 2k 4 O zaman k da 2 geldi a ile k'nın çarpımı 4'tü, e k 2 ise o zaman a da 2 geldi Şimdi f a Artı k yani 2 artı 2 artı m, m de eksi 1'di F3'ü istiyor benden. E zaten birim fonksiyonda arkadaşlar fx eşit x olduğuna göre f3 direkt 3'e gitmiş olacak Bakın burada şöyle bir olayımız var. f de x kare artı 3x demiş eşittir. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. x kare artı 3x'in parantez karesini burada gizlemiş. Nasıl gizlemiş? Bakın birincinin karesi x'e 4. Bununla bunu çarparsam 3x küp 2 katı 6x küp. Bu da tamam. 3x'in karesinden 9x kare. Ben şunun 9x karesini alırsam burada x kare kaldı onu da yazalım. O halde x kare artı 3x artı 5 diye yazdık. Bizden f de 3'ü istiyor. Yani x kare artı 3x gördüğün yere 3 yaz diyor. O zaman şöyle bunların karşılığını arkadaşlar 3 yazarsak. F3, 3'ün karesi 9 artı 3 artı 5'ten 17 geldi diyoruz. Evet şimdi bir parçalı fonksiyon sorusu var. Diyor ki yılbaşında aylık 5000 TL ofis kiralayan bir kişi ofisteki tadilat işlerinden dolayı İkinci ay sonunda Şubat ayının sonunda evet Kira ödemeye başlayacaktır Güzel Şimdi 5000 lira kirası var Kira artışı %10 ve her yılın başında yapılıyor diyor tamam Şimdi 5000'i %10 artır, artıracak olursak arkadaşlar 5000'in %10'u kaç yapar bakalım 500 lira değil mi Demek ki ikinci yıl 5500 daha sonra 5500'ün pardon evet 5500'ün bir yüzde onunu daha hesaplayacak olursam 550 lira daha artıracak. Yani 5500'ü 550 artırırsam 6050 lira ödeyecek. Bakıyorum 5500 6050 zaten sayılara dikkat edin onları hesaplamasak bile 5 şıkta da aynısı gelmiş. Burada bizim dikkat edeceğimiz olay şu. İkinci ay sonunda ödemeye başlıyor. Demek ki T2'den başlaması lazım. Öyle değil mi? T2'den başladığında bakın 2'den başlayacak ilk yıl evet 12. ayda dahil olmak üzere 5000 lira olur. Sonra 12. aydan sonra yani 13. aydan 24. ay dahil bakın 12 dahil değil o yüzden 5500 ödemeye başlıyor. Ve 24. aydan sonra yani 25, 26 ve 27. aya kadar da 6050 lira kira ödeyecek diyoruz. Yani cevabımız bol oldu. Şimdi bakalım f fonksiyonunu vermiş. g fonksiyonunu gel vermiş. f bileşke g'nin tersi diyor. Hemen arkadaşlar gx x artı 3 ise gx g fonksiyonunun tersine bakarsam x eksi 3 gelmiş oldu. O zaman ne yapıyoruz? f fonksiyonunda x gördüğün yere ne yaz diyor? g'nin tersini yaz diyor. E yazalım. Eksi açtım parantez x yerine ne yazacakmışım? x eksi 3. x eksi 3'ün karesi artı 9. Bunu açarsak x kare başındaki eksiği dağıtıyorum. Eksi x kare çarpımdan dikkat. eksi 6 x eksiği dağıtınca artı 6 x artı 9 başındaki eksi dağıldı. Eksi 9 artı 9 şunlar gitti. Yani eksi x kare artı 6 x geldi. Ve bu neye eşitmiş arkadaşlar? mx kare artı nx artı p yani m eksi 1'e eşit x karenin kas sayısı olan n x'in kas sayısı olan 6'ya ve p de 0'a eşit. Bunları yerine koyduğumda m eksi 1 p'miz 0 Enimiz 6. Yani cevabımız eksi 1 bölü 6 gelmiş oldu. Evet. F ve G fonksiyonları y eşit x e eksenine göre simetrik diyor. Arkadaşlar bakın y eşit x e ekseni yani birinci açı ortay doğrusuna göre simetrik olan doğrular birbirinin tersidir. Yani aslında F ile G birbirlerinin tersidir. Peki iki fonksiyon birbirine tersi ise şunu biliyor muyuz? F ile F'in tersi bileşkeye giderse arkadaşlar bunlar birbirlerini götürürler. Yani bir de fonksiyon oluşur. O halde f ve g birbirlerinin tersi olduğuna göre bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 2m-3 eksi o da eksi m artı 9'a eşittir. Buradan 3m eşittir 12. M'imiz 4 geldi. Ve sınavın son sorusuna geldik. Bakın fonksiyonlarda tersini alırken yani şunu bir hatırlayalım. F bileşke g'nin arkadaşlar bu şekilde tersini alacak olursanız bunlar hem tersi de alır hem de yer değiştirir. G'nin tersi bileşke F'in tersi olur. O halde, bakın şu tersi dağıtırken F'in tersi geldi. Bileşke G'nin tersinin tersinden de g geldi. Bu ne demek? F'in tersinde x gördüğün yere Gx yaz. Bakıyorum F'in tersini vermiş, Gx vermiş. O işimiz çok güzel. Şurayı aldık, buraya koyacağız. Yani 2 çarpı 3x artı 4 eksi 1. Bu da 6x artı 8 eksi 1'den 6x artı 7 yapmış oldu. Cevabımız Adana. Evet arkadaşlar soruları çözdük. Umarım hatalarınızı görmüşsünüzdür. Teşekkürler. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi. Bakın. Şöyle bir kuralımız var. Enin sıfırlısından başlayıp n'in birlisi, n'in ikilisi diye devam edip n'in n'lisine kadar gelirsem aslında n elemanlı bir kümenin bütün alt kümelerini toplamış olup 2 üzeri n'e ulaşmış olurum. Eğer bu da birer tane atlayarak gelecek olursanız arkadaşlar n'in sıfırlısı, n'in ikilisi şeklinde çift olarak gelecek olursam sonuna kadar geldiğimde 2 üzerinin yarısına ulaşın. 2 üzeri n bölü 2. O da nedir? 2 üzeri n eksi 1'dir. Aynı şekilde geriye kalan n'in birlisi, n'in üçlüsü şeklinde gidersem bu da diğer yarısı olur. Yani burası da 2 üzeri n eksi 1 olur. Bu kuralı söyledikten sonra 12'nin sıfırlısı 12'nin ikilisine 12 kadar çiftler çiftler gittiği için 2 12'nin yarısı yani 2 üzeri 11 gelmiş olur. Bu da 2 üzeri 17'nin yarısından 2 üzeri 16 gelmiş olur. Şimdi yerine koyalım. B'miz 2 üzeri 16 eksi A 2 üzeri 11 bölü A demiş. Yukarıya 2 üzeri 11 parantezin alırsam şurada 2 üzeri 5 kalır eksi 1. Aşağısı zaten 211 olduğu için bunlar birbirini götürür. 2 üzeri 5 32. 32 eksi 1'den de cevabımız 31 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir Pascal üçgeni çizilmiş. Birinci satırda sadece 1 var. İkinci satır bir birden oluşuyor. Aslında bu bir demek arkadaşlar. X artı y'nin birinci kuvveti demektir. Şurası x artı y'nin ikinci kuvvetinin açılımı gibi düşünün. Burayı x artı y'nin kübünün açılımı gibi düşünün. Bunlar bu şekilde devam eder. Şimdi burada diyor ki a x y'de x elemanın bulunduğu satırı y'de elemanın bulunduğu neyi gösteriyormuş? Ee, satırdaki soldan kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor. A 4 3 yani 4. satırda 1 2 3. eleman yani şu 3'ten bahsediyor. Bakın şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Burası n'in sıfırlısından başlar, enin birlisi, n'in ikilisi diye devam eder ya arkadaşlar. Bu dördüncü satır 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi diye devam ediyor. O zaman satır sayısının bir eksiği kadar gelecek. Bakın aslında şu 4'ün 4'de 3 demek 3'ün sıfırdan başladığım için 0, 1, 2 yani 3'ün ikilisi oluyor. Birer tane azaltmış oluyorsunuz. Bakın 3 gelmiş oldu. O zaman 9'u 6 dediğim zaman 9'u da bir azaltacağım. 6'yı da bir azaltacağım. Yani 8'in 5'isi demektir ki kombinasyondan 8'in 5'isinin 8'in 3'üsüne eşit olduğunu biliyoruz. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 ile yazdım. 3 kere 2 6 yani 56 yapar sayımız. Şimdi bakalım ne diyoruz. Ortancı terim diyor. Ortancı terim severim. Çünkü şöyledir. 2n diyecek olursam 2n'in n'lisi direkt ortancı terim olur. Mesela bir x artı y'nin 2 n'inci kuvvetin açılımından bahsedersek x üzeri n ve y üzeri n gelmiş olur. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra bakın şöyle kombinasyon kısmı bir dursun. 2 a karenin bir kuvveti gelecek ama ne gelecek bilmiyoruz. B küpün bir kuvveti gelecek şu an ne geliyor bilmiyoruz. Bu da şunu dikkat etmenizi istiyorum. B üzeri 9 diye tiyoyu vermiş. Demek ki buraya 3 yazacağım. E, ortanca terimde ben ne dedim? Bununla bu eşit olmalı. E, bu 3 ise bu da 3. O zaman burası da 3. 3 ile 3'ün toplamından bu da 6. Gördünüz mü iş ne kadar kolay oldu. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2'dir. Şurası 20 yaptı. 2'nin kübü 8. A üzeri 6 çarpı B üzeri 9 geldi. 5 kere 4 20. 8 ile çarptık 160. 160 çarpı A üzeri 9 çarpı B pardon A üzeri 6 çarpı B üzeri 9 geldi. X dediğim şey 160. Y dediğim şey X'in kuvveti yani 6. 160 ile 6'nın toplamından. Cevabımız 166 yaptı diyoruz. X artı y'nin 6. kuvveti açılımında rastgele seçilen iki terimin kas sayılar toplamı. Şimdi arkadaşlar burada benim kas sayılar dediğim şey şu. 6'nın sıfırlısı 1. 6'nın birlisi yazsam mı ki onları şöyle bir? 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi, 6'nın üçlüsü. Her birini bir yazalım önce gelin. 6'nın dörtlüsü, 6'nın 5'lisi. Bunu Pascal üçgeninden de görebilirsiniz. 6'nın 0'lısı 1. 6'nın 1'lisi 6. 6'nın 2'lisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. 6'nın 3'lüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3, 2, 6'lar gider 20 kalır. 6'nın 4'lüsü 6'nın 2'lisine eşittir yani 15'tir. 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine eşittir 6 altı. ve 6'nın 6'lısı da 1 geldi. Şimdi 25'ten küçük olma olasılığını soruyor bize. Biz 25 en büyük olanları bir bulmaya çalışalım. Bakın 6'ya karşılık 20 gelecek olursa olur. Bu 6 ile bu 20. Ama belki bu 6 ile bu 20 olacağı için 6'ya 20'den 2 tane gelecek. 15'e 20 gelir. 15'e 20 bununla bundan geldiği gibi şurada şundan da gelebilir. Yani bir 15'e 20 daha gelecek. Daha sonra 2 tane 15 var bakın. O yüzden 15'e 15, e 15 de yazabilirim. Bakıyoruz 25'ten büyük olan 6'ya 20'yi yazdık. 6'ya 15 büyük değil onu yazmadık. 15'e 20'yi yazdık. 2 tane geldiğini söyledik. 15 15'ten bir tane geldi. Toplamda 5 tane geldi. Şimdi elimde arkadaşlar 6'nın 0'sından 6'nın 6'lısına kadar aslında 7 tane terim var. Ve ben bu 7 terimden herhangi ikisini seçmekten bahsediyorum. Yani 7'nin ikilisi. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den bakın 21 yaptı. 21 tane ikili var. Bu ikililerden bakın 5 tanesi arkadaşlar 25'ten büyük. O halde 20'den 5 çıkartacak olursam 16 tanesi diyorum nedir? 25'ten küçüktür. E olasılığı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Olayın olma ihtimali 16 bölü evrensel. Evrensel dediğim şey 7 eleman içinde 2 tane eleman seçmek yani 21. O yüzden cevabımız da Adana gelmiş oldu. Devam edelim. Burada kelime oyunlarına dikkat edeceğiz. Soruyu dikkatli okuyalım. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı kartlar aşağıdaki babici kutularına atılıyor. Buna göre A kutusunda sadece 1 numaralı kartın A'ya 1'i at diyor. Tamam A'ya 1'i attık. B kutusunda ise sadece 2 kartın olmaz. Şimdi arkadaşlar ben biri bunu attım. Geri kaldı 4 kart. 4 karttan herhangi 2 tanesini B'ye attım. Kalan 2'yi de 2'nin ikilisi C'ye attım. Bu benim olayım. Şimdi evrensele geldiğimiz zaman durum şu. Ben ilk kartı aldım. Hani hiçbir koşul yok öyle düşünün. Birinci kartı aldım. Ya bunu atarım ya bunu atarım ya bunu atarım. Öyle değil mi? 3 durum var. Daha sonra 2 numaralı kartı aldığımda yine 3 durum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı derken 3 üzeri 5 gelmiş olacak. 4'ün ikilisi arkadaşlar 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır. 6 bölü 3 üzeri 5 243'tür. Bunlar 3 ile sadeleşirse burası 2. 243'ü 3'e bölersem de 81 yapmış oldu. Yani cevabımız Adana geldi. <laughs> Ayça telefonun ekran kilidi için 10 rakamın yalnız 3'ünü bir kez kullanarak 3 haneli bir şifre yazmak istiyor. O halde benim evrenselim şu. 3 haneli bir şifre yazmak istiyorum. 10 tane rakam var. Burada 3 basamaklı demiyor. Sadece 3 haneli diyor. Yani başa 0 gelmesin bir olayı bozmayacak. 10 rakamdan herhangi birini buraya. Kalan 9 buraya. Kalan 8 rakamdan biri de buraya. Yani 720 ihtimal geldi evrensele. Şimdi olayımız ne? Devam edelim okumaya. Oluşturulan şifrelerden rastgele seçilen bir tanesinin 2 ile başlayıp bakalım. 2 ile başlamasından bahsediyor ya. Hemen burası 2 olacak. Yani bu bir ihtimal. 2'yi zaten yazdım. Geri kaldı 9 rakam. Çünkü rakamlar birbirinden farklı olacak. Çünkü 3 ne diyordu? Yalnız 3'ünü bir kez kullanarak diyordu. Geriye 9 rakam kaldı. Sonra da 8 rakam kaldı. Yani 72 de benim olayım. E biz olasılığı nasıl buluyorduk? Olay bölü evrensel. Bu da 1 bölü 10 yapar. Geliyoruz 17'ye. Aşağıdaki tabloda galerisinde bulunan tüm araçların tipleri ve üretim yılları verilmiştir. Peki buna göre galeriden rastgele bir araç almak için gelen kişi. Oo, bakın Aracın 2017 yılında üretilen. 2017 yılında üretilen deyince şöyle yuvarlak içine bir aldım. Veya demek arkadaşlar birleşim demektir aslında. Ticari araçlar bunları da dahil edelim. İşte bu benim olayım. Esa kaç tane eleman var? Tek tek toplayacağız şimdi. 18 2 daha 20. 10 buradan geldi. 30 36. Evden senin bütün arabalar. Arkadaşlar hepsini topladığınız zaman kaç demiştik en son 36'da kalmıştık. 36 56 63 100 yapıyor. O halde 36 bölü 100'dür cevabımız. Bunu da 4 ile sadeleştirecek olursam 9 bölü 25'i bulmuş oluyoruz. Evet. Ne diyor? Aşağıdaki grafikte Cahit Tezer Koleji öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir. Peki hemen şu açıları görünceden devam etmek istiyorum. 100, 150, 150, 90 daha 240. O zaman buraya 120 derecelik bir açı kaldı. Soruyu bir okuyalım şimdi. 19 Mayıs Atatürk Anadolu Gençliği Üniversitesi öğrencilerinin arasından Rastgele biri seçilecekti. Bu okulda 12. sınıfta öğrenim gören erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından fazla. O zaman şöyle diyeceğim arkadaşlar. Erkekler ve kızlar dediğim zaman. Şimdi şurası 120 derece ya. Buraya karşılık gelen erkeklerin daha fazla olduğunu söylüyordu değil mi? Erkekler daha fazla olduğu için şunu söyleyebilir miyim? Erkekler 60 dereceden daha fazladır. Kızlar 60 dereceden daha az bir daire dilimine sahiptir. Seçilen öğrencinin 12. sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olma olasılığı. Şimdi arkadaşlar 60'tan küçük olacak değil mi? 60 olamaz yani. 60'tan büyük de olamaz. 60 olsa 60 bölü 360'dan olasılığın 1 bölü 6 gelirdi. Bu eşit olma durumunda olurdu. E, o yüzden 1 bölü 6 olamaz dedik. Hmm. Çarkı Felek yarışmasında 3 defa çevirme hakkı var. Çarkta bunlar 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 iflas var diyor. Şuraya gelelim. 3 hakkını kullanan bir yarışmacının en az 1300 TL kazanma olasılığı. Şimdi arkadaşlar 400 alsam. Bir daha 400 gelse 800. Bir de 500 gelse 1300. Hadi kurtardık. Pardon. 1300'ü bulduk. Başka nasıl olabilir diye düşünüyorum. Belki çevirdim 2 kere 500 geldi. 500 500. 500. Bunun yanına 300 bile olur ama 300 yoktu burada. O zaman 400 alalım. Bakın 1400, 1300 geçtik. 500 gelse hatta şunu şuraya yazayım da daha düzgün dursun. 500 gelse bir daha 500 gelse sonra bir daha 500 gelse 1500 yapar. Bu da olur başka bir ihtimal yok arkadaşlar. 1300 geçme ihtimali bunlar. Fakat burada da şöyle bir şey var. Hani çevirdik 400 geldi. Çevirdik 400 geldi. Çevirdik 500 geldi. Ama belki ilk başta 500 gelip sonra 400 gelecek. Sonra 4 yani belki 400 geldi, 500 geldi, 400 geldi. Yani bunların kendinsine ya değişikliği dediğim şey. 3 bölü. bakın 2 tane tekrar eden var. 2 faktörelden, 3 durum buradan geldi. Bu da aynı mantık. Bakın 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden. 3 durumda buradan geldi. Bu 3 faktör bölü 3 faktör yani tek bir durumdur. Hepsi 500 zaten bulunan. 3 6 7 evet olayı bulduk. SA kaç geldi arkadaşlar? 7 geldi. Evrensel'e geldiğim zaman Bakın çarka bakıyorum. 6 ihtimal var. İlk çevirdim 6 ihtimalden biri. İkinci çevirdim 6 ihtimalden biri. Üçüncü çevirdim yine 6 ihtimalden biri. Yani 216 yaptı. O zaman olasılığımız 7 bölü 216 diyor ve denizde diyoruz. Bu. Evet Şurada bir 20. sorumuza bakalım. Şimdi yarıçap 12 olan bir çemberin içinde alınan bir şöyle bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Ben kaba taslak şöyle bir çizim yapayım. Şurada bir merkez düşünün. Yarıçapı normalde buranın 12 santimetre. Diyor ki yarıçap 12 santimetre olan bir çemberin içinde alınan bir noktanın çemberin merkezinde 8 santimetreden daha yakın olması. Şurada bir 8 santim düşünün daha yakın olması. Yani şu bölgeden bahsediyor. O zaman benim olayım şu tarzı bölgedir. Pi kareden pi çarpı 8'in karesi yani 64 pi gelmiş olur. Şu SA diyelim 64 pi. Evrensel dediğim şey ise 12'nin karesi 144, 144 pi. O zaman bunları oranladığımız zaman olasılığı bulmuş oluyoruz. Yani 64 pi bölü 144 pi dediğimizde pi'ler sadeleşti. Daha sonra bu sayıları sadeleştirirsem 16'ya bölebilirim. 16'ya bölünce burası 4. Burası 16'nın 9 katı. Yani 4 bölü 9 geldi cevabımız.